Bugün bu 34 altcoin için kritik işte olacaklar listesi diyor. Birkaç günlük bir haber. Buradaki kripto paralardaki gelişmeleri şöyle bir göz atacağız ve ne var ne yok diye bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Bakalım. Diyor ki haftanın sonuna yaklaşırken değil hatta haftayı bitirirken tabii bununla alakalı da özellikle konuşmak gerekiyor. Çünkü gün içinde de bahsettiğimiz bir konudur yine. Haftalık kapanış oldukça yaklaştı. Haftalık kapanış ardından tabii kripto paralarda yine ciddi bir güven ortamı oluşacaktır. Şu an Bitcoin nezdinde kapanışı nereden yaptığı açıkçası çok da önemli değil. Çünkü zaten yeni haftada teknik FOMO'yu yaratabilmesi için yeterli ve ideal pozisyonlarda diyebilirim. O yüzden dediğim gibi çok da bu noktada 30 binin üzerinde kapatsa tabii ki daha iyi olur ama radikal değil. Sandbox Trails ekran görüntüsünü bugün alıyor diyor. Sandbox yakın zaman içerisinde bir açıklama yaptı ve kendilerinin ICO'suna katılan yani ilk etaptaki ön satışlarına katılıp sand coinleri alan kişilere ekstradan ödül dağıtacaklarını dile getirdiler. Bu fazla agresif teşviğe giriyor. Ben onu söyleyeyim. O yüzden zaten Metaverse kripto paralarında şu an Metaverse altcoinlerinde sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ve bu sezonda bu sıkıntının devam etmesini bekliyorum. Aynı zamanda bu kadar yüksek bir teşvik üzere gerçekleştirilirken, bu kadar yüksek teşvikler yapılırken bir de üstüne yüksek faiz oranları zaten var. Sandbox ekibi Sandcoin'in hareketleri doğrultusunda açıkçası kendi işini zorlaştırıyor. Sand'ın alımını önermiyorum. ApeCoin çeşitli önerileri için oylama sürecini bugün sonlandırıyor. Evet, bunlar içerisinde en önemlilerinden bir tanesi. Polygon biliyorsunuz bir ApeCoin üzerinde bir zkEVM için ApeCoin'i bir cesaretlendirmeye çalıştı. Aynı zamanda kendilerinin de ApeCoin'e yardım edeceklerini, Yuga Labs'a yardım edeceklerini dile getirdiler bu geçiş etabı içerisinde. Bir zkEVM gerçekleştirirlerse bu noktada tabii geçmişte de mesela geçen sene de bunun üzerine konuşuldu ve dahi çalışıldı. Dediler ki şey yapacağız işte kendi ekosistemimize geçelim falan gibisinden. Ama kabul görmedi. Şu an arkalarında poligonu bulunca kabul ederler mi? Ederler gibi geliyor. Bu ağ üzerindeki aktiviteyi ve ape tutmasını artırarak fiyatlara pozitif etki edecektir. Ama asıl sorunları bu değil. Yani radikal sıkıntıyı çözemeyeceklerdir. Ape'deki asıl problem yüksek enflasyon. ApeCoin'in alımını önermiyorum. Ve sorun yaşama ihtimali çok yüksek bir kripto para olduğunda dile getirebilirim. Hedera bon buluşmasını bugün gerçekleştiriyor. Hedera sezonun göz bebeklerinden bir tanesi. Yakın zamanda Ripple'la vesaire de biliyorsunuz kıyas söz konusu oldu. Tabii Ripple iyi, o iyi, bu iyi. Bu o şekilde olmaz. Fakat HBAR çok iyi bir coin'dir. Sezon içinde de beklentim çok yüksek. Çok iyi hazırlandılar ve Hedera büyük ortaklıklar yaptı. Ağın aktivitesini çok yüksek seviyelere kadar çıkardı vesaire derken dediğim gibi iyi pozisyonlara kadar geldiler. Fed'le bile yani ABD Fed'in bile ürününe ev sahipliği yapan bir ağdır aslında Hedera ağı. O yüzden önem arz etmektedir. Ben HEBAR yatırımlarını destekliyorum ve sezon içerisinde de HEBAR yatırımlarının iş göreceğini düşünüyorum. OKB bugün soru cevap etkinliğini gerçekleştirecek. OKB dediği OKX'in coin'i noktasında. Şimdi OKX'in kripto para birimine özellikle Vandepop gibi isimler yatırım yapılmasına yönelik bunun pozitif olduğuna ve iyi yükselişler kaydedebileceğini dile getiriyor. Zaten coin de sürekli ATH üstüne ATH yapıyor. Olabilir. Şu anda borsa, kripto paraları yani borsaların kendi altcoin'leri çok zorlu bir süreçten, çok zorlu bir dönemeçten geçiyorlar.
Bu noktada her borsanın regülasyonlardan kaynaklı olarak risk altında bulunduğunu unutmamak gerekecektir. Bunu da akıllarda bulundurarak yine de OKX'in bu şartlar altında rakiplerine göre çok daha iyi ilerlediğini unutmayalım. Dolayısıyla yatırım yapıp yapmamak da bu noktada yatırımcıya kalmış bir durum olacaktır. Coinbase de ETF'leri taşıdığı sebebiyle Coinbase de iyi noktalara gelebilir. Injection diyor, Levana ile soru cevap etkinliği yapacak. ING de bir o kadar sağlam bir projedir. Çok çok iyidir. Kısa süre içinde büyük yükselişler yapmıştır 2023'te ki ben bunu güçlü bir şekilde devam ettirebileceklerini kesinlikle düşünüyorum. Injection yapay zekalardan da kaynaklı olarak özellikle yapay zekalarla olan yakınlığı sebebiyle bu kadar yüksek fiyat hareketleri yapmıştır. ING portföylere çok yakışır. Astar 2.0 yol haritasını bugün açıklıyor. Astar da çok iyi bir projedir. Piyasa içerisinde Volkswagen'den tutun Japon demir yollarına kadar pek çok yerle anlaşma sağlamış. Çok güçlü bir proje olduğunu unutmamak lazım. Astar bir Polkadot devidir. Özellikle Cardano gibi daha çok otomotiv üzerine yöneldiklerini görüyoruz son vakitlerde. Japonya'da da çok iyi işbirlikleri ve açılımlar yaptılar. Bu onları olabildiğince güçlendiriyor. Ben Astar'ın da bu sezon iyi çalışacağını düşünüyorum. Astar'a yatırımlar yapılabileceği kanaatindeyim. Son olarak Floki, evet, ödül token ile alakalı yeni biliyorsunuz ki açıklamalar duyuruldu. Tabii bunun üstüne de coin'de farklı açıklamalarla da fiyatlar iyice yükseliş noktasında hareket etmeye başladı. Floki de iyi bir coin'dir. Staking meselesinde dikkat edilmesi gereken tek şey çıkarılacak olan yeni token'ın alınmaması gerektiği olacaktır. Buna dikkat edin çünkü enflasyona dayalı bir token yaratılıyor. Onun haricinde yeni staking mekanizması aslında Floki ile teminatlandırılmadığı ve direkt olarak Floki ile ödüllendirilmediği için agresif bir şekilde çok akıllıca bir harekettir. O yüzden Floki her zaman sevdiğim bir kripto para olmuştur ve portföylere de oldukça yakıştırıyorum diyebilirim Floki. Sezon içinde çok daha fazla borsa listelemesi alacağını da düşünerek büyük yükselişler kaydedeceği, nitekim ATH'lara kadar gidebileceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.